İspanya. İspanya'dan kim geldi? İspanya'dan bir orta saha. Her zaman söylerim. Rodri'yi beklerim. Yollarını gözlerim. Neredesin güzel sevdiğim? Oy Rodrim, Rodrim lan gel lan. Maniler söyledim adına lan. Arkadaşlar 20 bin sözleşme kontratım var ve öncesinde bunları açmadan önce 80-91'lik paketi açacağım. Buradan Harry Kane çıkartmıştım biliyorsunuz. Canlı yayında şahit olanlarınız vardı ve bu sefer İtalya'dan bir orta ile başlıyoruz ve siyah kim olabilir diye düşünüyorum. İtalyan orta saha yani muhtemelen 84-85'lik bir oyuncu gelecektir arkadaşlar ama bakalım kim geldi hocam tipten bir şu anda bir bilemedim bakıyoruz. Jorginho geldi. 84'lük bir oyuncu hiç fena değil. Sizin de hemen vaktinizi almadan hızlı bir şekilde arkadaşlar burada iki tane de şu benim e, biletimden var arkadaşlar. Bunu bu Vinicius falan çıkar mı ki acaba diyerek burada harcamayı tercih ediyorum. Fransa. Fransa'dan sarı bir oyuncu. Bir daha tekrar arıyoruz. Bakalım. Evet. Fil dişi sahili mi arkadaşlar? Bu hangi milliyette acaba? Evet. Bakalım. Fil dişi sahiliymiş. Fil dişi sahili mi? sarı bir oyuncu. Ve artık arkadaşlar buraya açma zamanımız geldi bizim onlu araya araya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bugün güzel oyuncular çıkacak inanıyorum. Total Futbol'un biraz da siyah çıkartma ihtimalini yükselttiğini de düşünüyorum sanki eskiye nazaran. Bunların avantajını hep beraber göreceğiz, kullanacağız. Ben öyle olduğuna inanıyorum dediğim gibi ama 20 kartta çıkartamadık. Garantiye düştük. Garanti dışı siyah gelirim demiştim. Evet o Arjantin. Arjantin'den defans oyuncusu dedin. Beni bir tık üzdün kardeşim. Bu Şu Romero falan mı geldi? Akunya geldi 85 Satarız. Yeriz iyidir yeriz. Evet hocam dönüyor kartlar. Bir 5 yıldız Avrupa gelmiş oldu. Kartlar dönsün devam etsin. Çuk bu ezde. Değişik bir oyuncu. 10 kere daha arıyorum. Samuel Lino. Rakitic. Evet başka bir kart gelmedi. 10 defa daha çevir. İspanya. İspanya'dan kim geldi? İspanya'dan bir orta saha. Her zaman söylerim. Rodri'yi beklerim. Yollarını gözlerim. Neredesin? Güzel sevdiğim. Oy Rodri'm Rodri'm. Lan gel lan. Maniler söyledim adına lan. Lan. Arkadaş yine geldi Thiago ya. Yani Rodri Rodri diyoruz. Adına maniler söylüyoruz ama Rodri gelmiyor. Odrio Zola. Bu Real Madridli miydi eskiden? İspanyol bir oyuncu arkadaşlar. Görünce bir şaşırdım. Neyse Tiago'yu çıkartmış olduk. Yapacak bir şey yok hocam. Bizim kaderimizde de Thiago varmış. Trincao ve Galan ikilisi 10 defa da arıyoruz. Güzel bir siyah ver be kardeşim artık. İspanya'dan yine orta saha. <laughs> Az önceki mani unuttum. Az önceki mani unuttum arkadaşlar. Hatırlasam söyleyeceğim. O maniden sonra gelmiyor. Rodri şimdi gelmez. Boşuna beklemeyeyim ama işte. Ne de bir umuttur bekliyoruz be kardeşim. Geldi orta. Aman Allah'ım, Gavi mi bu? Gavi değil, diğeri Pedri. 86'lık. Fena değil ya. Satmayla para ediyor en azından. Ne diyeyim? Nasıl kendimi teselli edeyim arkadaşlar? Başka türlü. 80 91lik paketten Hurricane çıkardım ya. Orada dedim ki, evet dedim ya. Bu oyunda bana da güzel şeyler çıkabilir. İnandım buna arkadaşlar gerçekten. O 80 91lik paketten sonra yine bir orta saha, yine bir Rodri bekleyişi. Rodri de niye bekliyorsun derseniz arkadaşlar. Yükseltirim diye. Çok da önemli mi? Düşünüyorum. Aslında çok da önemli değil arkadaşlar. Bu oyunda yükseltme mevzusu sandığımız kadar çok da önemli değil. Busquets geldi. 84'lük. Tümünü çevir dedik. Yani hiç önemli değil derken şu arkadaşlar. Şundan bahsediyorum. Ben Rodri'yi bir Real Madrid etkisinde kullanmayacağım için gen değerinin çok bir önemi yok. Yani bir yıldız yükseltsem Rodri'yi yani 3 birim özellik vereceğim oyuncuya. Öyle bir olay olmuş olacak. Neyse onu arıyoruz. Demek istedim anladınız. Önemli olan seviye. Seviyesini takımını her zaman yüksek tutun. Evet kim geldi hocam? İtalya. İtalya'dan bir defans oyuncusu. Hiç merak etmedim açıkçası. İtalya'dan gelecek defans oyuncusunu direkt atladım. Kim gelmiş? Di Lorenzo. Evet. Güçlü sabeklerden bir tanesi. Arıyoruz. 7 tane falan hakkım kaldı galiba. Hocam. Hocam bu ne? Orta saha. Kim bu? Kim bu? fegulinin milletinden. Fegulli'nin milletinden. Cezayir. Cezayir'in diye başlayacağım arkadaşlar şimdi. Hemen aklıma oynaması geliyor. Cezayir'i duyunca. <laughs> ben Açer geldi. 10 defa daha veriyor. Oyun bize onun özel kartını vermiş hatırlarsanız. Evet. Sol bekte Balle. Sağ bekte Karstrop. Ve 6 yıldız Avrupa. Fena değil. Güzel. Katlar dönüyor. İspanya. İspanya'dan defans hiç hiç merak etmiyorum. Hani az bir şeycik de merak etmiyorum. Pau Torres geldi. Dönsün kartlar. Kaç hakkım var? 4000 sözleşme kontratım var arkadaşlar. Eğer garanti dışı gelmezse 3 kere açacağız bırakacağız. Garanti dışı geldi. Çok güzel. Fransa'dan hocam Fransız bir defans geliyor. Fransız bir defans kim olabilir? Mendy verir bu bana. Ben bunu biliyorum. Gider 83'lük adam verir bana. Mendy'yi verme kardeşim. Kimi verdin? Bondi'yi verdi 85'lik. Hadi neyse. Evet diğer 3000 kontrat kontratlaşacağız şimdi arkadaşlar. Bir siyahımız daha var garanti. Tahmin edeceğiniz üzere. Evet İspanya. Ah İspanyol orta sahalar. Orta saha fabrikası mı var arkadaşlar İspanya'da ya? Gerçi anlamıyorum yani. Merinos koyunu mu geldi? Kim geldi bu? Evet Merinos koyunu geldi arkadaşlar. 85'lik orta saha oyuncusu 5 yıldızda yetenek avcısı gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünün mahsulleri böyleydi. İnanılmaz bir yetenek avcısı birikimi var burada görmüş olduğunuz gibi. Bunları ne yapacağız arkadaşlar bunları. Şu 4 yıldızlardan da ben deniyordum hatırlarsanız. Ama şu an bunları kovacağım hocam. Şuradan şöyle 49.220 yetenek avcısı jetonu. Bismillahirrahmanirrahim. Neler neler varmış bizim elimizde arkadaşlar. 12.000'e forvet'i çekelim. Ee, şuraya bir yeniliği verelim hızlıca. Evet burada bir 5 yıldız Avrupa. 5 yıldız 70-78 kilo. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Hepsini alıyoruz. Hepsini çekiyoruz buradan. Bir daha onayla diyoruz. Amerika 31 yaş üstü severim. 27-30 yaş hadi olur. Amerika yok ihtiyacım yok. Evet burada bir orta saha. Bir Avrupa daha. 27-30 yaştan bir daha almayacağım ben. Avrupa'nın 6 yıldızı. Tamam. 31 yaş üstünden bir tane daha. Param kalmamış. Evet, eyvallah. Şimdi arkadaşlar yetenek avcısı açılımı da yapalım. Burayı biraz düşünmem lazım benim. Biraz düşüneyim burayı. Arkadaşlar önce Avrupa Forvet İngiltere Ligi. Burayı bir denemek istiyorum ben. Bernardo Silva ya da Haaland ikilisinden bir tanesi gelirse çok tatlı mı olur? Çok tatlı olur. Yani Bernardo Silva'yı takasta kullanırız. Haaland'a diyecektim ki Hollandalı bir Forvet geliyor, Gakpo geliyor. Allahım ya Rabbim. Gak git diyeceğim şimdi olmayacak arkadaşlar, Gakpo'ya. Evet, burada başka kim var hocam? Altı e, yıldızlarımızı şu an pek kullanmayı tercih etmiyorum, üçleyemediğim için. O yüzden Avrupa diyelim hocam. E, ya da direkt Almanya'yı seçelim. Almanya Forvet. Almanya'da Forvet yok gerçi ya. Alman Forvet kim var arkadaşlar? Aklıma gelen bir oyuncu yok. Alman e, bir e, kimi seçebiliriz. Orta saha. Orta sahaya bakalım. Cross İlkay gerek yok. Alman sol kanat aklıma gelen yok. Aslında buradan arkadaşlar bir 87 artı gelir mi diyerek deneyebiliriz. Alman <laughs> Alman sol kanat İngiltere Ligi bulunamaz diyor. Direkt yok yani. Hani böyle bir şey yok diyor arkadaşlar. Evet. Şuradan bir hocam acaba 87 artı gelir mi lan bize? Deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Haydi be. 84, 83, 84 arası bir oyuncu gelecek. İtalya'dan geliyor. İtalya'dan kim geldi? Mancini geldi. Burada baktığımızda başka. Kale. İspanya. Hocam İspanyol olmuş olacak. Bu İspanya Ligi. Kale. Ve e, 31 yaş üstü. Belki bir ihtimal kurtuva gelir de kurtuvamıza basarız arkadaşlar. Bir şeyleri düşündü etti. Evet ne yazık ki e, inanamıyorum. Evet. Kim bu? abicim. Kim bu? Ben Tankur nasıl geldi? Nereden geldi? Ben de anlamadım. Neyse. Forvet diyoruz. Avrupa diyoruz. İngiltere'li gidiyoruz. Ve bunun yerine hocam fiziksel mücadele 80 üstü forvetlere bakalım. Baya bayağı forvet var. Belki şundan farklı bir şeyler de gelir. Ara diyelim bakalım. Bir benzama falan geliyormuş. Bu kim? O sarı geldi arkadaşlar. Evet sarı geldi. 5 yıldızda sarı geldi. İnanabiliyor musunuz? buradan e, hız 80 üstü İngiltere ligi tamam mı e, ve Avrupayı seçelim burada yine böyle güzel güzel oyuncular gelme ihtimali var ara diyoruz ara dedik kim kırmızı bir oyuncu geldi arkadaşlar 73 78 kilo Amerika hocam Amerika başka da elimizde bir şey yok burada burada ne yapabiliriz İspanyol Dos. İspanyol Dos. Rodri gelme ihtimali var tabi de. Bir tane daha oyuncu eklememiz lazım buraya. Ee, 27 35 arası değil işte. Aa Rodri o yaşlardaymış lan. Adam 27 yaşında yanaşmış arkadaşlar. Neyse. Ara diyelim bakalım. Rodri çıkartıyormuşuz. Haydi. Kim geldi? Macar bir oyuncu geldi arkadaşlar. Macar bir oyuncu geldi. Orban geldi. Tamam eyvallah. Avrupa Kale Avrupa Kale demeyelim. Avrupa Orta Saha 27-35 arası. Valverde galiba bu aralıkta değil. Evet. Rodri hala bu aralıkta. Ara diyoruz arkadaşlar. İspanya İspanya'dan Alberto Luis Alberto geldi. Orta Saha 73-78 kilo. Avrupa herhalde Modric'e tekabül ediyor. Modric olan var mı? burada? Yokmuş. De Jong var. <laughs> 78 kilo dışında bir şey de seçemiyorum galiba. Avrupa değil Amerika seçtik. 70-78 kilo. Ne var burada? Ha Valverde burada çıkıyor. Ara da bakalım. Belki Valverde gelir lan. Kim bu? Arjantinli. geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani paket açılımı ve yetenek hafifçe açılımı bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Başka Total futbol videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.